Evet arkadaşlar, veteriner hekim Cem Memur Bey ile tekrar birlikteyiz. Özellikle güvercinlerde kanatlı hastalıklarını işlemeye devam ediyoruz. Şu anda adenovirüs konusunu işleyeceğiz. Adenokoli olarak da geçiyor. Adenovirüs nedir? Nasıl olur? Kümesle nasıl gerçekleşir? İşte bildiğimiz tek başına gerçekleşmez. Yanında E. coli ile birlikte gerçekleşir. Ama adenovirüs sonucunda da genç kuşlarda aşırı derecede kayıp olduğunu görüyoruz. Ve arkadaşlarımız bunun çok farkına varamıyorlar. Ancak ölümler artınca farkına verebiliyorlar. Hani bayağı da hızlı bir ölüm gerçekleşiyor diye biliyorum. Adenovirüs konusunda güvercin yetiştiricilerine neler söylemek istersiniz Cem Bey? Yalnız ben göremiyorum seni. Bağlantımız normal mi? Ben açtım. Açtım. Benim de şimdi dikkatimi çekti. Evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar adenovirüs dediğimiz zaman bu yine bir adenoviridea dediğimiz bir DNA zarfsız bir virüs tipi. Şimdi Türkiye'de bizim güvercin gruplarında bu virüs var dememiz için bu kuşları alıp laboratuvar şartlarında PCR testlerine götürüp bu adenovirüs dediğimiz virüs tipini bulmamız gerekiyor. Biz kümeslerde Türkiye'deki birçok kümeste yapmış olduğumuz çalışmada bu tür virüse çok az düzeyde rastlandı. Bu da daha çok yurt dışından gelen bazı güvercin gruplarının Türkiye'deki kümeslere bulaşmasıyla ilgili oldu. Bunu öncelikle belirtmek istiyorum. Yani Anadolu'da, yani bizim bu kıtada öyle söyleyeyim, daha çok Amerika'da gözüken bir virüs tipi, bizim bu ülkemizde gözüken bir virüs tipi değil normalde adenovirüs. Ama gözlemleniyor, yani bunlar gözüküyor. Niye? Yurt dışı bağlantılı kümesler oluyor. Bunlardan gelip bulaşabiliyor. Şununla ilgili, adenovirüsle ilgili şunu söylemek istiyorum. Aslında çok spesifik belirtileri vardır. En önemli özelliği adenovirüsün 3 ila 5 aylık güvercin gruplarında şekillenir. Yani bu virüsün afinite gösterdiği, yani ilgi gösterdiği güvercin grubu 3 ila 5 aylık genç kuşlar dediğimiz genç grup. Yani 7. 8. aylarda çok fazla gözükmüyor adenovirüs kuşlarda. Daha çok 3 ila 5 aylık kuşlarda gözüküyor. Bunlar solunum, sindirim ve iç organlara direkt yerleşiyor bu virüs. En önemli özelliği konjüktivit dediğimiz, yani hayvanın, güvercinin gözüne baktığımız zaman tamamen kırmızı bir hal alır. Bunu gördüğümüzde ilk aklımıza gelen şey, evet, adenovirüstür ve oradaki görülme sıklıklarına bakarız. O bölgede var mı yok mu diye ona bakarız. Aniden oluşan bir sulu dışkı. Yine en belirgin özelliğidir. Kuşta hiçbir şey yoktur. Bakarsınız konjüktivit olmuştur. Yani gözlerin kenarları kızarık hale gelmiştir. Aniden bir sulu dışkılama şekillenir. Burada çok renk önemli değildir. Yani koyu yeşil veya şey değildir. Genellikle adenovirüs dışkıları sarılı olur arkadaşlar. Sarı renklidir. Yani bunu gördüğünüz zaman evet biz buna diyebiliriz ki ilk önce aklımıza gelir. Bu adenovirüs viral bir hastalık kapmıştır diye. Bunlar da diğer virüs enfeksiyonları gibi, hani tedavi, öyle bir tedavisi yok. Ancak yurt dışından gelen bazı aşı grupları var. Bunlarla aşı yaparız ve koruruz bu tür hastalıklarda. Dediğim gibi, ama bunu gözlemlemek için hayvanı iyi incelemek lazım. Konjüktivit dediğimiz göz kenarları, göz deliği, korneası kırmızılaşır, dışkısı suludur, sarıdır arkadaşlar. En belirgin özelliklerinden biri de budur. Ve en çok hani hepatit değil, karaciğere hasar verir. Solunumlara, sindirim sistemine yerleşir, karaciğere yerleşir. En çok karaciğer harabiyeti, hepatit istediğimiz karaciğer harabiyeti yapar. Zaten ölüm organ yetmezliğinden olur. Karaciğer görev yapamaz. Karaciğer işlevlerini yapamaz ve ölüm organ yetmezliğindendir. Biz nekropsi yaptığımız zaman, yani otopsi dediğimiz, kuşun içini açtığımız zaman karaciğeri görürüz ki karaciğer kocaman bir hal almıştır. Elinizi değdirdiğinizde kolay parçalanmıştır.
zaten enzimleri alt üst olmuştur. Hani bunları sizin bilmeniz çok gerekmiyor ama klinik belirtilerini görmek daha hani can alıcı bir nokta. Arkadaşlar ölüm oranı adenovirüste aslında çok fazla değil. Yani bu E. coli ile birleştiği zaman, hani biraz önce de söyledim ya diğer videolarımızda, E. coli aslında ikincil bir enfeksiyondur, sekonder bir bakteridir. Yani zaten vardır. Bu E. coli vücut ortamının bağışıklık sistemi düşüyor bu adenovirüste. Bağışıklık sistemi düştü. Sindirim sistemindeki bu coli enfeksiyonları arttığı zaman bu adeno coli ölüm oranları çok yüksek düzeyde artır. Yani onun için biz adenokoli, adenovirüs enfeksiyonlarında koli tedavisi yaparız ki, çünkü biz virüse karşı bir antibiyotik kar etmez. Hani herhangi bir şey kullanmamıza gerek bile yok. İşte karaciğeri destekleyeceğiz. Yine vitamin, mineral, probiyotik tarzı şeyler vereceğiz. Ama onunla birlikte seyreden koli enfeksiyonunu tedavi ederiz ki hayvan rahatlasın. Adenovirüs enfeksiyonunu kolay atlatabilsin. Normal şartlarda adenovirüs çok öldürücü bir virüs tipi değildir. Ama koli ile birleştiği zaman çok yüksek düzeylerde ölüm oranları görüyoruz. O dönemde koli enfeksiyonu tedavisi yaparız ki, artı destekleyiciler veririz ki en azından sekonder dediğimiz koli enfeksiyonu ortadan kalksın, kuş rahatlasın ve bağışıklık sistemi bunu yensin. Adenovirüsle ilgili en çok bunu söyleyebilirim. Yani en çok görüldüğü şekil özellikle yuvalardaki sulu dışkı diyebiliriz değil mi adenovirüs? Çok ani şekillenir. 3 ila 5 aylık güvercinlerde şekillenir genelde. Hani dünyadaki bütün kümeslerde adenovirüsün şekillendiği, afinite gösterdiği, yani ölüm oranlarını gördüğü 3 ila 5 aylık güvercin grupları. Kırmızı göz alır. Konjektivit deriz. Yani, göz kenarlarında kırmızılık belirgindir. Sulu sarı dışkı en çok belirgin olandır. Kümesteki arkadaşlarımız en çok buna dikkat edebilir bu virüsle ilgili. Çok teşekkür ederim. Adenovirüsle veya işte adenokoli de deniyor. Ya da adenokoli bir şeydir. Yanlış anlaşılmasın. Koli enfeksiyonları çok farklı. Bakteriyel bir enfeksiyondur. Adenovirüs dediğimiz şey viral bir enfeksiyondur. Virüsle ilgili bir şeydir. Ama ikisi birleştiği için o şekilde geçiyor olabilir mi? Olur. Yani ikisi birleştiği içinden ziyade koli enfeksiyonları eşlik ettiği zaman, hani kümes şartları kötü, yem kötü, buğdayı kötü, kirlenmiş, mantar olmuş, hani şartlar olmamış, koli de buna eşlik ederse işte ölüm oranları çok yüksek oluyor. Onun için korktuğumuz bir virüs tipidir. Normalde çok yüksek ölüm oranı yoktur. Zaten bu virüsün meydana getirdiği hastalıkta biz koli tedavisi yaparız. Yani virüse bir şey yapamadığımız için en azından koli enfeksiyonunu bitirelim ki hayvan bağışıklık sistemini daha iyi çalıştırabilsin. Bu virüsü yenmede öne geçebilsin. Çok teşekkür ederim. Bu konu gerçekten de çok güzel işlendi. Yani tam nokta atışları yaptık. Ben şu anda trichomoniasis konusuna geçmek istiyorum. Şimdi özellikle bulunduğumuz dönemde çok fazla karşılaşıyoruz. Tam hava geçiş dönemleri, kümeslerde bu konuda çok ciddi bir sorun var. Müsaadenizle diğer konuya geçmek istiyorum. Teşekkür ederim adenovirüs konusunda söyledikleriniz için. Rica ederim.